Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzda yine bir ürünün incelemesiyle karşınızdayım. Bu sefer doğa sporuyla ilgilenen arkadaşlarımız için Orao'nun Alagoa gözlüklerini inceleyeceğiz. Aynı zamanda kutu açılışını da yapacağız. Aynı zamanda neden spor yaparken böyle bir gözlüğe ihtiyacımız olduğuna detaylıca değineceğiz. Tabi bu kutu açılışında yaptığımız gözlüğün de detaylarına değinmeye çalışacağım. Dilerseniz şimdi önce kutuyu açalım, sonra geriye kalan bütün detayları hep beraber konuşuruz. İlk başta kutunun dışında bir inceleyelim, bakalım ne varmış. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. İki tane B harfi var burada. Blue blocker yazıyor. Yani mavi ışık önleyici, mavi filtre var. Mavi ışık filtresi var gözlüğün üzerinde. Polarize. Floating frame demiş. Yüzen çerçeve. Yani suda batmayan demek istiyor. Ve gözlük kılıfı resmi koymuşlar bir tane. Başka da bir şey yok. Arka tarafta burada diyor ki camların geçirdiği ışık yüzdesi demiş. Numaralandırmış. Yani 3 numara %100 UV demiş. Arka tarafı çevirip baktığımız zaman 3 numara güneşli havalarda gözümüze gelen ışığın sadece %18'ini içeri geçiriyor. %8 ila %18'ini içeri geçiriyor demek istemiş. Yani koyu camlara sahip bir gözlük. Oxylen markası. Bu Decathlon'da da satılan bir gözlük arkadaşlar. Fransız malı. Orao. Ancak bildiğiniz gibi hangi gözlüğü alıyorsanız alın. Özellikle ya yani daha doğrusu kaliteli gözlük kullanıyorsanız o gözlüklerin tümü İtalya'da üretilir arkadaşlar. Hatta ister Ray-Ban kullanın, ister Polis kullanın. Aklınıza gelebilecek bütün kaliteli gözlükler İtalya'da tek bir aileye ait bir fabrikada üretilir. Dolayısıyla hangi marka aldığınız pek fark etmiyor. Şimdi açalım isterseniz yavaş yavaş. Bir tane gözlük temizleme bezi çıktı. Gözlüğümüz bu. Gördüğünüz gibi aynalı bir gözlük. Ayrıca bir gözlük kılıfı çıktı içerisinden. Yine Orao'nun Synthetic Pack. Kullanım kılavuzunu içine koymuşlar. Şöyle açıp bakalım ne yazıyormuş içinde. Burada diyor ki %100 UV güneş gözlükleri, güneşli lambaları, lazer gibi yapı ışıklara maruz kalmayın. Onlardan korumaz diyor. Sert nesnelere karşı dayanıksızdır diyor. Çizilebilir diyor. Gibi çok önemli olmayan şeyler yazmışlar. Burada bir tane RFID etiketi var. Kutusu bu. Kullanım kılavuzu da bu. Yani hiç pek bir şey çıkmadı içinde. Gördüğünüz gibi. Şöyle kabaca bir evirip çevirelim gözlüğümüzü. Gayet esnek. Arkadaşlar bu gözlüğün çerçevesi %90 poliamitten yapılmış. Çok sağlam bir malzeme. Çok esnek bir malzeme. Ağırlığı sadece 27 gram. Ve %5 de termoplastik kullanmışlar. Büyük bir ihtimalle bu formu kaybedip bozulmasın diye böyle yapmışlar. Az önce de bahsettiğim gibi kategori 3 camlara sahip. Bu %100 UV koruması var. UV koruması arkadaşlar, UV demek ultraviyole'nin kısaltılması. Ultraviyole de mor ötesi ışın oluyor. Yani yazın güneşlenirken teninizi karartan ışınlar retinanızı da aynı şekilde karartmaması için UV filtreli gözlükler kullanmak gerekiyor bildiğiniz gibi. Doğa sporları ile uğraşan herkes yaz aylarının başlamasıyla güneş gözlüğü arayışına başlıyor. Gözlük seçilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise gözlüğün camında UV filtresi olması ve aynı zamanda polarize gözlük olması. UV filtresi demek güneşten gelen UV ışınlarını
gözünüze yani arka tarafına geçirmiyor demek. Polarize demek ise ben şöyle bir tane şablon hazırladım size. Şurada. Bakın. İki tip polarize gözlük var arkadaşlar. Bir tanesi lineer polarize, bir tanesi de sirküler polarize. Bu gözlük camına mikroskopla yaklaştığımız zaman göreceğimiz desen şu arkadaşlar. Gözlükte yatay çizikler var ve o çizikler ışık geçirmiyor. Aradaki boşluklar ışık geçiriyor. Bu da yatay yüzeylerden gelen yansımaları çok büyük bir ölçüde azaltıyor. Özellikle az önce de belirttiğim gibi doğa sporlarıyla uğraşıyorsanız, deniz sporları, dağ sporları, kış sporları, aklınıza gelen dışarıda koşu sporları, aklınıza gelen bütün sporlarda güneşe fazlasıyla maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bu tip polarize filtrelerde güneş ışığının yine retinamıza çok fazla ulaşmasını engelliyor ışığı keserek ve parlak yüzeylerden gelen yansımaları %80-%90 oranında azaltıyor arkadaşlar. Sirküler polarizerler ise genellikle karda yapılan sporlarda kullanılan polarize gözlükler. Burası gözlük camının merkezi ve yuvarlak şekilde, iç içe geçmiş yuvarlaklar şekilde bir açık bir kapalı, bir açık bir kapalı şekilde sıralanmış halkalar var. Bu da gökyüzünden ve kardan yansıyan ışığı fazlasıyla azaltıyor. Gözde oluşan yanıklara, daha doğrusu gözde yanık oluşmasını engelliyor. Şimdi gözlüğün diğer özelliklerine değinecek olursak, buruna gelecek olan noktalarda bayağı yumuşak malzemeler kullanmışlar. Yan tarafında üretim numaraları ve nerede yapıldığı yazıyor. Bu gözlük için konuşacak olursak, bu genelde benim gibi çok branşlı sporlarla uğraşıyorsanız mavi filtresi olan bir gözlük almanız sizin çıkarınız olacaktır. Ben hem deniz hem de kara sporlarıyla uğraştığım için kano, bisiklet, dağcılık, trekking gibi. Dolayısıyla benim mavi filtresi olan bir, mavi ışık filtresi olan bir gözlüğe ihtiyacım vardı. O yüzden ben bunu seçtim. Bu da, bu gözlük de birkaç yıl önce kitesurf şampiyonu Mary Desandre Navarre işbirliğiyle tasarlanmış bir gözlük. Ondan fikir almışlar. Bir gözlük istesen nasıl bir gözlük kullanırdın diye. O da böyle bir şey istediğini söylemiş ve ona göre yapmıştı. Böyle bir şey istediğini düşünüp bunu tasarlamış ve bu doğrultuda bu gözlüğü çıkartmışlar. Güzel, başarılı bir gözlük. Sentetik bir koruma kılıfı var. Gözlük için biraz ufak gözüküyor. Ve bir tane temizleme bezi çıktı içinden. Şimdilik söyleyecek başka bir şey kalmadı bu gözlükle ilgili. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeseniz dahi aşağıdan yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Beni çok sevindirirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.